Şimdi av dernekleri Demirtaş, Bursa Demirtaş Avcı Derneği Başkanı Fatih Tosun kardeşimiz, avcıların en büyük arkadaşı, dert ortağımız, en çok emek verdiğimiz av köpekleri hakkında bir takım araştırmalar yaptı. Sorunlarımız, bunların çalınması ve hastalıklarıyla ilgili ve sevk ve nakliyesiyle ilgili sorunları dile getirecek. Fatih kardeşim, buyur. Sağ ol başkanım. Değerli avcı dostlarım, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bu akşam size bir avcının köpek beslerken yıllık sektöre yaptığı katkılardan rakamlarla ifade etmeye çalışacağım. Ülkemizde şu an 2 adet köpek ırkları federasyonu bulunmaktadır. Bu federasyonlara kayıtlı şu an yaklaşık 41 bin tane kayıtlı köpek vardır. En az bu kadar da kayıtsız köpek bulunmaktadır arkadaşlar. Bu federasyonlar ülkemizde senede 25-30 kere mera yarışmaları ve güzellik yarışmaları yapıyorlar. Olaylara şöyle bakarsak, köpek sahiplerinin mera yarışmaları ve güzellik yarışmalarından ülkemizde 5 milyon TL gibi uçuk bir rakam çıkıyor ortaya. Böyle bir ekonomiye katkısı var. Ülkemizde ilk kedi köpek fabrikası 1999 yılında kurulmuş arkadaşlar. Şu an Türkiye'de 11 tane köpek mama fabrikası bulunuyor. Mama sektöründe şu an ülkemizde 140 milyon dolarlık gibi bir rakam dolaşıyor. Bir avcı 140 milyon dolar. 140 milyon dolar hocam. Köpek maması. Köpek maması. Çok ciddi rakam. Bunun %65'i köpek. Kedi dahil ikisi toplam. %65'i köpek. %65'i köpek. O da yaklaşık 80 milyon dolar, 80-85 milyon dolar para yapar. Bir avcı yılda ortalama 8-9 paket mama kullanıyor. Toplam köpek sayısının göz önünde bulundurursak bu rakam yıllık 45 milyon TL gibi rakama çıkıyor Sayın Başkanım. 45 milyon. 45 milyon TL. Merak ediyorum Fatih Başkan, toplam nereye çıkacak? Şu an Türkiye'de kayıtlı kayıtsız 80 bin tane köpek var yaklaşık. Av köpeği mi? Av köpeği. Çok ciddi rakam, evet. Çok ciddi bir rakam. Ekonomiye bu kadar katkı bulunuyoruz biz. Toplam ekonomiye etkisi sadece av köpeklerinin o zaman 200 milyon. Geliyorum hocam. Merak ediyorum. Şu an ortalama Türkiye'de 80 bin kayıtlı kayıtsız köpek söylemiştim. Bu köpeklerin sağlık bakımından yıllık aşısıydı, ilacıydı, bakımıydı derken ortalama 10 bin, 12 milyon gibi bir rakamlar buluyor. Bir köpeğin aşısı, iğnesi, ilaçlaması ortalama en az bunları alt seviyeden tuttum. 10 milyon, 12 milyon TL gibi rakamlara ulaşıyor arkadaşlar. Biz de avcılar ülkemizin ekonomisine bu kadar katkı sağlarken her sene bir önceki seneyi arar hale geldik. Artık Türkiye'deki avcıların egolarını bir kenara bırakıp beraberce haklarımızı ve geleneklerimize sahip çıkarak kamuoyunun üzerimizdeki olumsuz bakışını değiştirme zamanıdır. Sosyal medyada paylaşımlarımız yüzünden kamuoyunda fazlasıyla zaten tepki almaktayız. Avladığımız av hayvanlarının fotoğraflarını yayınlayarak kötü intiba bırakmaktayız. Sözlerimin sonuna gelirken özellikle Bursa Avcı Dernekleri Başkanları'na sesleniyorum arkadaşlar. Gün bugün. Gelin hep beraber taşın altına elimizi koyalım. Bursa'mızda bulunan GÜMAF adlı federasyonu ayaklandıralım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar. Sayın moderatör, bir söz alabilir miyim? Tamam, yok bir şey. Seni hocam. Evet, Fatih Tosun başkanımıza teşekkür ediyorum. Ve şimdi Türkiye'de avcılığın ne derece ziraatı etkilediği ve etkilendiği ile ilgili uzmanlık dalı olduğu için ve de çokça yurt dışına avcılık yaptığı için ve
Federasyon adına yurt dışındaki toplantılara çok sık katıldığı için tecrübelerinden de yararlanarak Sayın Profesör Doktor Seni Hocamı sizlere seslenmek üzere takdim ediyorum. Değerli arkadaşlar, yorgun pehlivanla güreşmesi çok kolay olur. Herkes yoruldu, yavaş yavaş sandalyeler boşalıyor. Ben sigara içmeye gittiklerini umuyorum. İstekler, ben şimdi tarımın etkisi vesaire bunlar tabii ayrı zamanda konuşuruz ama temel sorunumuz zaman zaman arkadaşlarımız da tepki gösterdi. Ben onlara biraz cevap vermek istiyorum. Zaman kalırsa, eksik kalırsak bu bahsettiğimiz konulara değinmek istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir kere bizim buradaki bulunuşumuzun temel nedeni, arkadaşımızın da söylediği gibi, güçlü bir birliktelik oluşturabilirsek, sesimizi duyurabilirsek, isteklerimizi alabilme şansınızı yakalayabiliriz. Aksi takdirde bireysel hareketlerin hiçbir sonuca gitmediğini geçmiş yıllarda hepimiz gözlemledik. Sosyal medya ortamlarında bir şeyi paylaşmak, bir söz yazmak, bir metin yazmak, onun bir yerlere ulaştığı anlamına gelmiyor, sonuca gitmiyor. Biz bir eylemden kastettiğimiz bir siyasal direniş değil. Biz mutlu bir avcı profili istiyoruz. Ava gittiğimizde o doğanın güzelliğini mutlu mutlu yaşamak istiyoruz. Ava gittiğimizde de av bulmak istiyoruz. Bugün ava gidemiyoruz. Ava gittiğimizde av bulamıyoruz. Ava gittiğimizde avlanmaya yer kalmadığı için kendi içimizde kavga eder duruma geliyor. Bunlar bizim en temel sorunlarımız. Bir kere bakıyorsunuz, av istiyorsunuz. Av adı dahi herkes tarafından yanlış biliniyor. Avlak yönetim sistemi, avlak bilgi yönetim sistemi ya da avcı bilgi sistemi. Avlak bilgi yönetim sistemidir. Av gerçek adı. Ne demek? Bir kere cümlede bozukluk var. Bilginin nesini yöneteceksiniz? Orada bir kere sıkıntı başlıyor. Yapması gerekli olan şey şu. Ben abisi istiyorum. Bugünkü abisi istemiyorum. Geçen yılki abisi istiyorum. Bu yılki abisi hiç istemiyorum. Neden istemediğimi size açıklayayım. Ben haftada 7 gün ava gidebilirim. Siz de gidebilirsiniz. Herkesin tatili hafta sonu olmak zorunda değil. Olmayabiliyor. Vardiyeli çalışan arkadaşımız var. İş durumu hafta sonuna denk gelmeyen arkadaşımız var. Hafta tatili kanunu hafta değişti. Ya çalışarak geçiren birçok arkadaşımız olabilir. Değişti zaten hocam. Benim özgürlüğüm niye kısıtlanıyor arkadaşlar? Ben ava pazartesi de gidebilirim. Salı günü de gidebilirim. Çarşamba günü de gidebilirim. Sen avvisi niye yaptın o zaman? Benim ne zaman ava gittiğimi, nereye gittiğimi görebilmek adına yaptım. Ki buralardan elde edeceğim bilgilerle avcılıktaki var olan sorunları yönetmek anlamında adını koydum. Avlak bilgi yönetim sistemi. Benim anladığım o. Bir akademisyen olarak bu cümleden anladığım o. Veri toplayacaksın, veriyi topladıktan sonra o sonuçlara göre de yöntem geliştireceksin. Ha, yöntem eğer yasaklamaksa, bu yöntem değil, temelli yasaklıyor. Ben 55 yaşındayım arkadaşlar. Ben ortaokulda tüfeğimi aldım. O zamanlar bunlar yoktu. Ben babamın yanında çantacılıkla başladığımda, sülün yasaktı. 2017 yılında her yerde geziyorsunuz. Ayağınızın önünden bir tane doğal formda sülün gören var mı, kalkan var mı? Yok. Ben Avrupa toplumunda da sordum bunları gittiğimde. Yasak koruma anlamına geliyor mu? Hayır dediler. Kesinlikle yasak koruma anlamına gel. Yasak illegal avcılığı tetikleyen. Çünkü yasakladığınız takdirde içindeki var olan güdüyle ava gidiyorsunuz. Kaçak olarak avlıyorsunuz. Saklı olarak da geliyorsunuz, işinizi yapıyorsunuz. Kimsenin haberi olmuyor. Oysa ki devletin bize yapması gerekli olan, bize hizmet sunması ve bu hizmeti de en mutlu şekilde alabilecek olan avcı profiline yardımcı olması. Ha, bunu yaparken de çoğaltma gerekiyorsa çoğaltacak, desteklemek gerekiyorsa destekleyecek. Herkesin ekonomik ölçülerinde ortak olmak kaydıyla, birisi param var ben şu kadar alırım, bu kadar yaparım demeyecek. Herkes ortalama asgari geçirim rakamlarından bir esas kabul edecek, bir gelir de tahsis edilecek. Elde ettiği bu parayı da benim avlanmam için hizmetime sunacak arkadaşlar. Şimdi gidiyorsunuz keklik salıyorsunuz. Saldığınız kekliği saldığınız yere yasak diyorsunuz. Avrupa'da bununla ilgili yapılmış yüzlerce araştırma var. Saldığınız her keklik doğada var olan kekliği yok ediyor. Çünkü hastalık taşıyorsunuz.
Oysa ki sal o kekliği. Gidin deyin arkadaşlar ben şuraya 1 milyon tane keklik saldım. Gidin avlayın 1 milyonuncuya kadar avlayın dese herkes kapar tüfeğini. O koyduğu paraları da şurada hiç kimse sorgulamaz. Niye? Çünkü bana devletim hizmet veriyor. Git bana diyor ki buradaki avla diyor. Mutlu ol diyor. Ben sana bunun karşılığında senden bedel alıyorum. Git bunu avla diyor. Ama böyle bir anlayış yok ki. Ben kızımın üniversite sınavı aşamasında bilgisayarın başına oturdum. Sonuçları öğrenmeye çalışıyorum. ÖSYM'deki yoğunluktan dolayı giremiyoruz. Çıktı. Ha ya bir sayfa açıldı. Ha şimdi öğrendik diye. Kalbimiz çıktı yerinden. Ne sonucu kazandığını derken aynı heyecanı ben geçen yıl av bir sisteminde Ankara'da keklik avında aynı şeyi yaşadım. Açıyorsunuz bilgisayarı, görüyorsunuz kotayı, seçiyorsunuz bir sonraki sayfaya geçemiyor tık giriyorsunuz başa. Bir bakıyorsunuz ikinci sayfa açıyorsunuz kota gitmiş. Ya böyle bir sistem olur mu ya? Dünyanın neresinde görülmüş bu şey? Hocam, bana hizmet edecek. Özür dilerim. Ya ben arkadaşlarımın adına sesleniyorum. Doğru burada. Söylüyorsunuz da burada bir sizi... Hocam araştırmalarımla burada siz 7 gün ve daha evveliyle ilgili bir istatistik var. Onu hemen paylaşayım isterseniz. 2012-2015 yıllarında Bursa avcısı belge 8400 civarında belge alırken 7 gün olunca geçen yıl 10.485 adetle Bursa'daki avcılık, Avbis'teki avcılık tarihinin rekorunu kırmıştır. Bu tekrar düşünülmeli bence. İşte bu sebep sonuçtur. Yani Avbis'te alması gerekli olan mesajı devletin bu mesajdır. Evet. Şimdi bana 3 günlük bir kota koyuyor. Defalarca anlattım, yazılar yazdım. Arkadaşlar her bir avla aynı günde çok insanı sokarsanız hayvanın kaçabileceği alan kalmıyor diye defalarca söyledim. Gidin bir keklik avına bir dağın yamasını 10 tane avcı tutmuş. O dağın öbür yamayı 10 tane avcı tutmuş. Keklik buradan kalkıyor. Öbür avcının önüne düşüyor. Oradan kalkıyor. Bu avcının önüne düşüyor. Herkes birer tane hasat etmeye çalışıyor. Sonuçta hiçbir tane keklik kalmıyor. Tükeniyor. Ya bana gönder. Ben gideyim iki kişi avcı olarak pazartesi günü gideyim. Denk gelirse vurayım vuramayayım. Ama öbür gün başka birileri gitsin. Bütün insanı aynı gün yığma. Ben burada Ulaabat'a göle ava gidiyorum. Bir göl aynasına. Haftanın 3 gün olduğu zaman kesitleri içerisinde bir göl aynasına girebilmek için sabahleyin ışık yakıyorlar. Gelme. Kaç tane ışık? 15 tane ışık var. Nerede avlanacaksın? Hadi ben avlanamadım. O kuş nereye kaçacak? O rüzgarda, o poyrazda, o sert havada saklanacağı hiçbir yer kalmadığında hangi avcının elinden kurtulacak? Birden kaçtı, ikiden kaçtı. Üçüncüye kendini telef ettiriyor. Ama neden? Aynı gün 3 güne sıkıştırırsan bütün avcıyı aynı avla sonuç işte bu oldu. Korumak değil bu. Yok etmektir yaptıkları eylemin adı. Benim tanık olduğum olay budur. Hocam burada bir şey daha ekleyebilir miyim? Arkadaşlar bu 3 günlük avcılık esasında bu gidişat bana göre tamamen paralı avcılığa yönlendirmedir. Yani bu avcılık bu tamamen paralı avcılığa yönlendirmedir. Yasakları koyarak bir şekilde bu işi sindirme politikası gibi gidiyor. Ama biz hocamın dediğine katılıyoruz. Hocam yani. Bu sene 81 ilin 15'inde keklik avı serbest. Bunun da 10 tanesi Güneydoğu illeri. Orada yaşanan terör sorunlarından dolayı bizim bölgemizin avcıları o bölgeye gidemiyorlar. Bize 5 tane vilayette rahat rahat avlanma imkanı veriyorlar. Türkiye'de 145 bin avcı kekliğin açıldığı gün 5 tane vilayette olacak. Ben buradan bu kararı alan, MAK kararlarını alan ve şurada bu kararı alan bilim adamlarına soruyorum. Siz hiç matematik yapmasını bilmiyor musunuz? Bu avcının 5 vilayette bu sene keklik bırakacağını mı düşünüyorsunuz? Siz neyi yönetiyorsunuz? Nasıl yönetiyorsunuz? Yoksa arkadaşlarımın, hocalarımın söylediği gibi bizi başka mecralaya mı çekmek istiyorsunuz? Bunu soruyorum. Ben hem arkadaşımızdan hem de Hızır'ın korsan araya girmelerinden yararlanarak birkaç dakika daha fazla konuşmak istiyorum affınıza sığınarak. Şimdi arkadaşlar bizler sesimizi mutlaka duyurmakla yükümlüyüz. MAK kararları itiraza açık olmayan kararlar. Niye böyle bir karar olsun? Niye bir itiraz hakkımız olmasın? Kanuna bağlanmış hangi kanun bugüne kadar kaç kez değiştirildi? Niye bu kararları almış olan kanun düzenlenmiyor? Arkadaşlar ben bir konuya burada parmak basmak istiyorum.
Eğer biz doğada avcılar var olmasaydık, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza buradan seslenmek istiyorum. Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan Marmaris'teki FETÖ örgütlenmesinin içerisindeki askerlerin doğada defalarca aranmasında, bulunamamasında ve sonuçta o onları dağda gören iki avcı ihbarı sonucunda yakalanması, eğer o avcılar orada olmasaydı o adamlar belki şu an yurdu terk etmiş olacaklardı. O avcıları alkışlıyoruz arkadaşlar. Avcıyı doğada doğayı katleden olarak görmeyin. Ben bir bilim adamı olarak şunu söylemek istiyorum. Her canlı yaşayabileceği, beslenebileceği sayı kadar ürerken, bu insanoğlu için hariç tutuyorum burada. Her canlı üreyebileceği miktarı, beslenebileceği alanla sınırlı tutuyor. Gidin bugün Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde hiç keklik avı yapılmamış olan bölgelere gidin. Zannedersiniz ki milyonlarca keklik kalkacak değil mi? Hayır, kalkmaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü kendisine verilen o genetik kod, sen bu kadarlık bir popülasyonla burada beslenebilirsin, çoğalma kodunu vermiştir. Ha avcı giderse, ondan bir kısmını hasat ederse, o zaman genetik olarak yenilenme ortaya çıkıyor. Yoksa bu hayvanlarda genetik bozulma, hasat edilmediği için o hayvandaki genetik olarak yapı hastalıklara dönüşebiliyor ve o popülasyon tamamen yok olabiliyor. Bu nedenle eğer avcı doğada bulunmazsa, bu genetik yapıdaki aşılanmayı, çeşitlenmeyi ortaya koyabilecek olan eğilim ortaya koymazsa, keklik popülasyonları biz bulamayacağız arkadaşlar. Mutlaka mutlaka hem bilimsel olarak defalarca ispatlanmış olan bu metne, hayır avlamayın koruyun mantığıyla, ben çok yakın bir zamanda bu popülasyonların, sağlıklı popülasyonların da ortadan kalkacağına inanıyorum. Ben doğaya keklik salınmasını istemiyorum. Ben abisi istiyorum ama 7 gün istiyorum. Ben sabahleyin 8'de kalktığımda abise girip ava gitmek istiyorum. Gece 12'ye girdin giremedin diye mantık olamaz. Bunu nasıl yapacağımız konusuna gelince, arkadaşlar bu iş birliktelikte olacak. Defalarca söyledim. Buradan şikayet merkezlerine mutlaka ve mutlaka ulaşmak zorundayız. Başbakanlığın şikayet merkezi var, Sayın Cumhurbaşkanımızın şikayet merkezi var ve ben bunların Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız tarafından gündeme alınacağına inanıyorum. Ve bizleri düşünüyorlar, düşüneceklerine de inanıyorum. Bizlere cevap vereceklerine de inanıyorum. Çünkü biz onları seviyoruz. Onları orada tutan, onların orada yaşaması için onları orada tutan insanlar bizleriz. Onların sayesinde de biz buralarda varız. O nedenle bu birlikteliğin sürmesi açısından ben Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan konuyu bir daha gündeme almasını özenle rica ediyorum. Ama bizler federasyon olarak, kişi kurum hiç önemli değil, at önemli değil, ama bir federasyon yapısı içerisinde bu birlikteliğin üst çatısı olan konfederasyonumuz, Sayın Başkanımızın, geçmiş başkanımızın defalarca yaptığı çalışmaların, sayısız emeklerin maalesef bu yılki MAK kararlarında hiçe sayıldığını görmek beni son derece üzmüştü. Ama güç birliği gösterememizden bu oyunu bizler üzerinde rahatlıkla oynuyorlar. Sizden ricam, önce güç olalım, Bursa'nın gücünü olalım, bu bölgenin gücü olalım, sonra da ulusal çapta bir güç olalım, bu gücü de gerek siyaseten, gerekse sosyal ortamda, gerekse sivil toplum davranışı olarak birilerine anlatalım. Biz doğayı yok etmeyen, koruyan ve doğada var olmamız sebebiyle birçok ulusal sorunu, az önce de anlattığım örnek gibi, Cumhurbaşkanımıza suikasta teşebbüs eden insanlar, görebilecek olan insanlarız. Lütfen bizleri hiçe saymayın ve bu serzenişlerimize kulak versin istiyorum. Tüm bizleri dinleyen ve şu an burada olan ve ekranların başında olan insanlarımız. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Hocam, kıymetli değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyorum. Bu arada Bursa avcısı ile ilgili elimde ilginç istatistikler var. Müsaadenizle arada onu paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, istatistiklere göre, yine Orman Bakanlığı ilgili birimlerinin yaptığı istatistiklere göre, Bursa'da dernek üyesi olan avcı sayısı dernek üyesi olmayan avcı sayısından daha az. Birliktelik açısından hocamın söylediğini desteklemek açısından etrafımızdaki avcı arkadaşlarımızı dernek üyesi olmaya, dernekleri de federasyon üyesi olmaya, bu organizasyonun maksadına uygun hareket etmeye davet ediyorum. Burada ilginç bir şey daha var. Türkiye'de en az avcısı olan il
Hakkari 18 tane avcısı var Hakkari'nin ama burada bunun için söyledim. Çok enteresan. Türkiye'de en çok avcısı olan iller arasında biz yer alıyoruz ama yüzde olarak sizlere teşekkür ediyorum. En az cezayı hak edecek işi yapan avcı biziz. Bursa avcısıyız. Ben sizi bu arada tebrik ediyorum bu vesileyle. Ama başka bir espri olacak, bu espri açısından söylüyorum ama gerçek. Yine en az avcısı olan Hakkari'nin 18 avcısı var. En çok ceza yiyen il yine Hakkari, %50 ile 9 avcısı ceza işlem görmüş. Yani %50 ceza oranı var. Biz ne kadar övünsek azdır arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi sırada iş adamı ve av bayisi arkadaşımız İsmail Bozkurt abimiz var. Bize avcılığın ekonomiye katkılarıyla ilgili değerli fikirlerini paylaşacak. İsmail abi buyur. Herkese iyi akşamlar. İlk önce Sene hocama teşekkür ederim. Fakat arkadaşlar, Bursa'da kaç tane kulüp var? 82 80. Tane. 80. Kaç tanesi burada? Maalesef çok az. Çok az değil mi? Yani şimdi Sayın Başkanım, yani Sayın Hocam çok büyük emekler sarf ederek buraya bir katılım sağladık. Amacımız, ya ben bayiyim. Ben bundan ekmek kazanıyorum. Sizlerin üzerinizden ekmek kazanıyorum. Fakat burada siz olmadığınız takdirde ben de yok. Evet. Amacımız kalkıp da yani tek taraflı hiçbir zaman değil. Fakat bu birlikteliği sağlamadığımız sürece hiçbir şey elde edemeyiz. Yani bunu senelerdir yapıyoruz. Ama hiçbir şey elde edemiyoruz. Eğer bu şekilde bu devam edecekse gerçekten yani bu emeklere yazık. Bu kadar uğraşlara yazık. Yani bu şeylerin, amacın, bu kadar uğraşın bir sonucunu almak, bir çabasının elde et başarısını görmek hepimizin amacı. Yani avcı olarak olsun, bir bayi olarak olsun. Yani bundan daha fazlasını girişim olarak daha fazlasını istiyorum. Daha fazlasını elde etmek istiyorum. Elimizden geleni ne geliyorsa onu zaten destek olarak elimizden ne geliyorsa onun desteği fazlasıyla üzerime düşen görevi de yerine getirmeye çalışıyoruz. Ya şimdi arkadaşlar, şimdi zaten hepiniz zaten senelerdir birbirinizi tanıyoruz. Bursa'da en büyük veya Türkiye'de en büyük eksiklik şey av tezkeresi. Av tezkeresi arkadaşlar çok basit alınır. Çok basit alınır ama yani bir arkadaş 1 trilyonluk araba almaya kalktığı zaman borcu yoktur, kağıdı istemiyorlar. Fakat adam bir avcı bir tezkere almaya kalktığı zaman 1000 lira üzerinde borcu yoktur. Gidip maliyeden bunun yazısını getirmek zorunda. Adamın 1001 lira borcu olduğu takdirde kesinlikle ve kesinlikle çok önemli bir konuya değindin abi, evet. Vermiyor. Kesinlikle vermiyor. Yani biz bundan neden kaynaklanıyoruz? Biz kendi şahsıma da yani öz eleştiri yapıyorum. Biz kendi birlikteliğimiz olmadığı sürece bu sorunları aşamayız. Şimdi ondan sonra gelelim şeye bakalım. Yani 2521 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu 1982 senesinde olan bir kan, 35 senelik bir kan. Halen eşsüzlükle, halen de bu şekilde yönetilen bir kanun. Hiçbir değişiklik daha yapılmamış. Ya son mesela bu sene daha gerçi biz de çok iyi bilmiyoruz. Yeni bir düzenlemeyle fişe kalımı. Çoğunuz bilmiyorsunuzdur belki. Fişe kalmaya geldiğiniz zaman bazı zaman sizi boşta gönderebileceğiz. Neden? Av tezkereniz yanınızda olacak. Aynı tabanca mermisi alır gibi geleceksiniz, tezkerenizi bize ibraz edip imza karşılığında şey alacaksınız. Onun yüzünden aynı zamanda bu sene çıktı değil mi bu? Bu sene yeni. Aynı zamanda biz de aynı sorunu yaşıyoruz. Haberdar mısınız arkadaşlar bu konudan? Evet, %99 oranında avcılar konuyu bilmiyor bile. Evet, yani şimdi gerçekten çok kötü bir şey. Yani aynı zamanda biz de muzdaribiz. Biz mesela bayilerden veya üreticilerden fişek almaya gittiğimiz zaman ya kendimiz gidip almak zorundayız veya onlara vekalet verip patlayıcı madde ruhsatı arabası olan şahıslar üzerinden bize fişek getiriyorlar. Tamam, fişek getiriyorlar. Eskiden biz nakli işini gerçi şey yapıyorduk, kargoyla veya ne bileyim kendimiz getirip götürüyorduk. Ama bu sene artık o da kalktı.
bir fişek istediğimiz zaman, sipariş verdiğimiz zaman mesela burada Türkiye'de aşağı yukarı 15'e yakın üretici var. Bunun Avrupa fişek firmaları olan da sayarsa aşağı yukarı 20'ye yakın bir şeyi var. Benim kendi dükkan ruhsatım 80 bin adetle sınırlı. Birden 10'a kadar bir tek barkanın fişeğini aldığım takdirde 10 bin tane fişek yapıyorum. Bu kota bu işte. Senin satışlarını, geçmiş yıllardaki satışlarını düşünürsek, bizim talebimizi düşünürsek Bursa Avcısı'nı karşılamayacak o zaman. Ya şimdi şöyle, bugün bir arkadaşla konuştum. Erzurum'da 1,5 ben yani şey olmasın, 1,5 liraya sattığımız kurşunun tanesi 3 lira. Neden ne? Fişek yok. Şu istediği malzemeye mesela arkadaşlar telefon açıyor. Bu marka var mı? Yok. Şu marka var mı? Yok. Şu gram var mı? Yok. Niye karşılamıyoruz? Çünkü fişek yok. Fişek olsa bile gelmiyor. Bu da çok büyük bir sorun. Yani sadece bizim sorunumuz değil, aynı zamanda avcının da sorunu. Bu konuyla ilgili peki ilgili bakanlık sizinle istişare yaptı mı? Kesinlikle. Yani ne avcı var ne sanayici var. İşin içerisinde hiç kimse yok. Sadece aynen. Devlet var. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Başkanım, dün görüştüm ben. Sisiyat Başkanı Cemil Ayrıyök bu konuyla ilgili bakanla bir görüşme halinde. İnşallah çözülür. İnşallah. Yani bu çözülmediği takdirde hepimiz için çok kötü. Evet. Yani o bakımdan inşallah dediğim gibi yani bu sene belki dediğim gibi ister mesela eskiden geldiği zaman makine kimya zamanında alıyorduk 10 bin tane fişek. Oradan müşteri geldiği zaman fişek istiyordu. Onun yerine bir, kaç numara istiyorsun fişek? 32 gram, 34 gram, 28 gram. Yoktu. Bir kutu fişek veriyor gönderiyor ama müşterimiz artık bilinçlendi. Her hava göre fişek, her havaya göre fişek, her havaya göre tüfek istiyor. Şimdi bu sefer biz de onları çok zor durumda kaldık. Karşılamayacağız. O da çok kötü. Ondan, peki İsmail abi. Şimdi burada tabii dikkate alınması açısından önemli. Türkiye'de avcıların direkt muhatap olduğu kıyafetinden, çorabından, pantolonundan, montundan, tüfeğinden, fişeğine kadar sizin İçinde olduğunuz için soruyorum. Türkiye ekonomisine yıllık katkısı avcılığın direkt ne kadar? Ya şimdi o kadarını hesap etmedim ama Türkiye'nin şu anda silah üreticilerinin ihracatta İtalya'ya geçtiğini rahatlıkla söyleyebilirim. İhracatta İtalya'ya geçtik. Evet. Evet. Yani bir numara mıyız yani? Evet. Şu anda İtalya'ya silah ihracatında geçtik. Onu İtalya birinciydi, söyledim. Şimdi biz mi birinci olduk? Ya şimdi şöyle, ha İtalya'ya geçtik. Kesinlikle. Yani İtalya bizden daha aşağıda. İtalya dediğin zaman silah sanayisinde dünya devi. O zaman hükümet ve bakanlık yetkilileri de bunu bir kere daha düşünmeli. Başkanım şöyle, biz neden kaybediyoruz? Hep her zaman şunu söylüyorum. Ben her zaman da, her ortamda da şunu söylüyorum. Bursa'da 83 tane 82 tane kulüp var. Bursa'da bu kadar kulüp olacağını ben her zaman söylüyorum ya, her ilçeye bir tane kulüp ve daha güçlü bir kulüp. Çoğu arkadaşlar bugün 82 tane kulübün çoğu zaten içi boş. Evet. Yani sadece tabela var ve içinde kimse yok. Öyle olacağına daha az kulüple, daha ne bileyim aidat çoğu kulüplerde, Cihat bilmiyorum 20 lira mı? 20 lira yani çok ortalama komik bir 20, rakam. 25 lira evet komik yani çok rakam. Komik yıllık rakam. Ücret tabii bunlar yıllık. Ücret. Çoğu da zaten bunu tahsil edemiyor. Evet. Böyle bir ortamda, böyle bir birlikte yani nasıl bir güçlü birliktelik olur? Ben gerçekten hayret ediyorum. Ama bugün burada bu konuda umut verici güzel tablolar sergileniyor. Evet. Bundan sonra Bursa Avcısı için ve örnek olacağız inşallah değil mi arkadaşlar? Türkiye avcılığına bu konuda örnek i̇nşallah. Olacak birliktelik şimdi konusunda. Başaracağız inşallah. Vallahi inşallah. Yani hepimizin amacı o. Yani birlik olduğumuz zaman birlikten her zaman kuvvetli olacak. Hiçbir zaman zarar etmeyeceğiz. Ama inşallah bu birliktelik, yani bu gelen arkadaşlarımız bu ortamda daha iyi tanıtım yapacaklar. Daha fazla çalışacağız hepimiz. Daha güzel bir yerlere gelmek istiyoruz. Evet. Yani, ben bir konuya değineyim. İsmail arkadaşımızın dediği, yani kulüplerin çokluğu, arkadaşlar kulüplerin çokluğu STK'dır. STK'ların çokluğu hiçbir zaman zararlı değildir. Çokluk her zaman iyidir. STK'ların varlığı işte bu gücü oluşturuyor. Bu çok olmamızın sebebi bu güç oluşturuyor. Yavaş yavaş bu toplanacağız. Daha da fazla olacağız. Burada kulüplerimiz çok olsun, içi boş olsa da tabelası da olsa STK oldukları için bu çokluk her zaman iyidir. Bir de İsmail arkadaşımızın değindiği
borcu yoktur kağıdında. Yeni, son birkaç kişi de bu geldi. Borcu yoktur. 1000 lira olarak 1000 liranın altında olduğu için vergi dairesi bazı arkadaşlarımızdan borcu yoktur demişler ki borcunuzu ödeyin 1000 liranın altında. Ona göre size borcu yoktur verelim. Burada da vergi dairesi müdürlüğüne de seslenelim. Yani bu evet arkadaşımızın o günkü çalışan arkadaşımızdır şeydir. Borcu parası yoktur yanında. Olduğu kadar siz borcu yoktur ne kadar varsa yazın oraya verin. Onun değerlendirmesini zaten yasalar belirlemiştir. O değerlendirmeyi emniyet teşkilatı yasayla yapacaktır. Ama siz buna borcunu öde de git yap demesi bende çok abes kaçıyor. Birkaç kişiye bunu da yapmışlar. Bu da bilginize sunalım dedik. Ya şimdi şöyle bir de şu var. Mesela doktor meselesi. Sen de bahsettiğin gibi. Mesela çoğu gittiğimiz zaman doktora gidiyorsun, karşına gidiyorsun. Hastaneye sevki uygundur. Hastaneye sevki uygundur. Çok güzel. Hastaneye sevki ediyorsun. Devlet hastanesine gittiğin zaman bütün heyetler hepsinden heyet raporu almak zorundasın. Fakat ben onu anlamıyorum. Ben de kendim gittim. Bir de 250 lira oraya veriyorsun. 250 lira vermeyi de boş verin. Yani 3 gün en aşağı orada 3 gün gün kaybediyorsun. Bu adam fabrikada çalışıyor. Bu adam işçi. Bu adam memur. 3 gün izin nasıl alacak? Ama gene de geliyoruz yani bir birliktelik olmadığı takdirde biz şöyle söyleyeyim. Bir sıfatımız ben kalkıp da şahsi ilişkilerimle ben bir, ne bileyim devlet hastanesi başhekimine gidebilirim. Ama benim gitmemle bir ortak olarak bir avcılar kulübü olarak başkanı olarak bir federasyon başkanı olarak gitmek çok farklı. Tabii şey. Arkanda 12 bin avcıyı temsilen oraya gitmek ve çok orada muhatap şey. Alınmak daha etkili olacaktır doğal yani, olarak. Ama işte bunu birlikteliği sağlamak yani en büyük amacımız zaten bu olması gerekiyor. Evet. Yani o doktor olayım onu ben mesela ben kendi yaşadığım şeyi söyleyeyim. Benim hafta askerim günü bitti. Hafta askerim değil mi? Silah bulundurma ruhsatın diyeyim. Yani gitti. O günü de bekliyoruz abi ayrıca Alteskerin. Ya ben 93'ten beri ava gitmiyorum. Şimdi gittim doktor bey gittim. Doktor bey dedi ki kesinlikle dedi biz dedi karşıyız. Doktor bey dedim niye karşısınız? Ondan sonra ya biz dedi silaha karşıyız. Ya dedim bakın doktor bey ben dedim avbayım. Bunu dedim böyleyken böyle bu ruhsat benim elimdeki olan tüfekleri bulundurmam için gerekli olan dedim bir belge. Öyle mi dedi. Buyurun oturun falan filan konuştuk. İşte bende dedi tabanca var dedi. Oradan buradan konuştuk. Ya dedim doktor bey niye? Niye karşısınız dedim. Biz dedim şey değiliz katil değiliz. Her silah adam zaten silah alan insan zaten. Avcı dediğin zaman borcu olmayacak. Avcı dediğin zaman sabıkası olmayacak. Avcı dediğin zaman akıl sağlığı yerinde olacak. Avcı dediğin zaman el bedeni, beden, kol her şey olacak. Bundan dedim daha şey yok. Karşıyız. Niye karşısınız? Dedim çok güzel. Sizin adınız ne? Aile hekimi. Aile hekimi. Benim ailemle kime ilaç yazdın? Ne ilaç yazdın? Bana yazdın, babama yazdın, annem. Bunları zaten hepsini sen biliyorsun. Ben kalkıp da beni sevk ettiğin zaman devlet hastanesine gittim. Psikiyatri servisine gittim. Doktor günde en aşağı bakan 150 kişiye bakıyor. Evet. 150 kişiye. Hesap edin. Kaç saat çalışıyor? 8 saat. 5 dakika. Benim suratımı görmeden zaten yazıyor. Değil mi? Orada da öyle bir durum var. Zaten. Orada öyle bir. Yani sanki şimdi, rapor, sağlık raporu oluyor yani. Hangisi daha uygun? Tabii ki aile hekimi seni tanıyorsa, işte, biliyorsa, takip işte, ediyorsa. Bunu yapmadığı zaman ne olur ama ne yapıyorsunuz? Öteki türlü tartıştığınız zaman bu sefer şey vermiyor. Hiçbir şey zaman red diyor. Bitti. Sorumluluktan kaçıyorlar. Sorumluluktan kaçıyorlar. Yani bunu da engellemenin dediğim gibi yani arkadaşlar fazla şey yapmak istemiyorum. Yani bunun amacı sadece hepimiz birlikte olup bunlara hep birlikte karşı koymak. Evet. Amacımız birlikte olmak. Herkese evet. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz İsmail abimize. Arkadaşlar şimdi programın son bölümüne geldik. Mikrofon sizde. Problemlerimizi konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi eksik kaldığımızı veyahut da dile getirmediğimizi düşündüğünüz konular varsa bunları sizden dinlemek istiyoruz ve varsa da çözüm önerilerinizi dinlemek istiyoruz. Arkadaşlara mikrofonları uzatalım lütfen. Kim istiyor? Var mı arkadaşlar? Bakın buradan Adem. Bak buradan başlayalım istersen. Konuşma yapalım. Arkadaşlar hızlıca kendinizi tanıtın ve lütfen hızlı hızlı konuları uzatmadan anlatalım. Herkese bu akşam cuma akşamı vesilesiyle herkesin cuma akşamını kutluyorum. Ben de bir avcıyım. Şimdi Semih Yazgan Başkanımız
Fatih Tosun Başkanımız köpeklerin üremesinden söz ettiler. Semih Yazgan Başkanımız da avın üremesinden söz etti. Ben de küçük bir anekdot olarak şimdi ülkemizde evcil hayvan, tavuk, koyun, keçi bunların üremesinde yani şundan müzdarip olarak yani avcıları katil, işte çok avlanan, çok katleden olarak gördükleri için dünyada her tarafta hayvan, koyun, keçi iki tane yavru en fazla doğurabiliyor. Ve bunları her gün lokantalarda, sanayi, yemek fabrikalarında birçok alanda et olarak tüketiliyor. Ve bunun yanı sıra tavuk yine aynı şekilde. Ya avın süresi belli. Yani doğadaki avı bir avcı kaç tane av vurabilir? Ben avcı olarak mesela 12 ömrüm boyunca işte 3-5 avcı kotasını doldurur bir çeşme başında. O günün anısına ufak bir yemek yapar, yer ve bundan mutlu olarak anı olarak kulübüne döner ve bunu güzel bir sunum olarak anlatır. Şimdi biz doğa koruma ben bilmem. Ormancı bilmem. Geldiği zaman bana kimliğini göster. Kotam kaç tane? İki tane. İki tane avlanırım. Ama şimdi arkadaş yani İsmail Bozkurt abimiz de başkanımız da ticaretine uğraşıyor. Ben ava giderken bir İsmail abime uğrayacağım. Fişeğimi alacağım, tüfeğimi alacağım. Ondan sonra bir markete uğrayacağım. Gıdamı alacağım. Marketçi kazanacak. Ben buradan av yoksa Sivas'a kota alacağım. Gideceğim otele. Oranın turizmine katkıda bulunacağım. Oranın otelinde kalacağım. Ve arabamı alacağım. Doğaya çıkacağım. Ahmet dayı, Mehmet dayı beni doğada görecek, kovalayacak. Ormancı gelecek, beni doğada görecek, kovalayacak. Ya ben buraya kota almışım. Ben buraya girmişim. Şimdi devlet büyüklerimiz avcıların sorunları dinlemek zorunda. Yani az önce söz konusu olan mak kararlarını alan şahıslar, büyüklerimiz diyeyim, özür dilerim. Yani avcının sorununu dinlemeden karar alınmaz. Bir avcının sorununu dinlersin ama bu konunun vesilesiyle herkese katılan arkadaşlara ve bizi izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çünkü avcı birlikte olursa av da olur. Kararlar da güzel bir şekilde çıkıyor. İstişarede fayda vardır. Herkese teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar. Evet, biz de size teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bu arada WhatsApp'tan bana ulaşmaya çalışan arkadaşlarımız var. Bursa'nın merkez kulüpten zengin olduğu yani bizden daha ekonomisi iyi olduğunu düşündüğümüz bir arkadaşımız bile yivli tüfeklerin harçlarının yüksek olduğundan şikayetçi. Burada bu vesileyle ben de dile getirmek istiyorum. Niçin yivli tüfeklerle ilgili mevzuat av tüfekleriyle ilgili mevzuatla birleştirilmiyor? Avcılar buradaki arkadaşlarımın çoğusu bu konuda bir düzenleme olursa harçlarla ilgili belki birçoğu alacak yivli tüfek ve bu da ekonomiye ekstra bir sanayiye ekstra bir katkı sağlayacaktır. Bunu da ayrıca bu arkadaşlarımız aracılığıyla dile getirmek istedim. Başka bir şey daha televizyonda birlikteliğimizi görüp bize imrenen bir arkadaşımız da demiş ki bizi kabul ederseniz biz avcı değiliz ama destek olmak adına derneklerinize üye olmak istiyoruz demiş. Selam söylüyor size. Evet başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Evet bakın arkadaşlar Adem şu tarafa verelim, şu içeri doğru verelim. Mikrofona. Doğru söylüyorsunuz, evet. Bekçisi dahi onun içerisinde. Doğru söylüyorsunuz, evet. Doğru söylüyorsunuz. Bizi de ya. Nereden? Efendim kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Fethiye Kulübü'ndenim. Fethiye Kulüp'ten? Evet efendim. Bandırma bölgesinde de gidip geliyorum sürekli. Teşekkür ederim. Karadağ'da bugün karaca vuruluyor. Arkası aranmıyor. Doğrusu yani kısaca şunu. Aradığın zaman sen suçlu kalıyorsun. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Ben geçen yıl buna şahit oldum. Başıma bela alıyordum. Varsa yetkili beni dinleyecek bir kişi her zaman konuşmaya hazırım.
Evet, teşekkür ediyoruz. Çok haklısınız. Orman bekçisi dahi bu işin içerisinde. Yani orasını bilemeyiz tabii. Siz şahit oldunuz. Ben biliyorum efendim. Ben biliyorum. İnanıyorum bizzat, size. İnanıyorum. Bizzat kendisi evet. Emreköy'de ikamet ediyor. Fakat Emreköy'den de çıkıyor avcılar. Doğru söylüyorsunuz. Bu köpeklerin bakan başkası. Karaca'yı takip eden başkası. Vuranlar 4x4 arabalarla gelip zenginler, yiyenler yine onlar. Orman Genel Müdürlüğü parasını, parayı bizden alıyor, hizmeti onlara veriyorlar hiçbir diyorsun. Hiçbir hizmet yok efendim, hiçbir hizmet yok. Hiçbir hizmet yok. Şimdi, gece tabii, avcılığı mevcut. Çok sert. Gece avcılığı mevcut. 365 gün köylüm avlanıyor. Kaçak silahların hepsi bizdedir. Köyde taş çatlasın iki tane belgelik adam bulursunuz. Doğru söylüyorsunuz. 3 tane bulursanız gelin haklısınız. Yüzüme tükürünüz. Orman Genel Müdürlüğü de bunu gayet iyi biliyor. Peki burayı sen kafasını var. Eğerek kahveye giriyor. Doğru söylüyorsunuz. Bunlar yaşanıyor maalesef kafasını ama. Kafasını eğerek de çıkıp giriyor. Daha başka arkadaşlara da söz vermek adına daha sonra tekrar konuşalım sizinle. Başka arkadaşlara da söz vermek adına ben müdahale ettim. Kusura bakmayın ama kesinlikle haklısınız. Ben Orhan Gazi'den. Orhan Gazi Kulübü üyesi Salim Mutlu'yum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu MAK kararlarına bakıyorum oradan. Bir de avcılık arşlarına bakıyorum. Avcılık harcı değil o. O ticari bir vergidir. Doğru. Bunu böyle bilsin herkes. Bir dakika, daha bitmedi. Ve şu duruma göre bu MAK'taki arkadaşlarımız 21 kişi memnun mu bu hayatından? Memnunlar herhalde. Ama biz avcılık değil, rezillik yapıyoruz onların sayesinde. Kendilerine koruma tutmuşlar, bize de arkamızda bekçi. Doğru. Hani böyle mi avlanacağız biz? Alkışlıyoruz. Biz onlara güveniyoruz. Onlar bize güvenmiyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani konum bunu gösteriyor. Aynı şekilde yürüyen her şey güzeldir. Ama bir bakıyorsun ki bunun güzelliği yok. Maden ocakları, efendim dağcılar, paraşütçüler vergi mi ödüyor kardeşim? Ödemiyor. Benim ödediğim verginin bir kuruşunu da fazla ödeyemez. Avcılar bu vergiyi ödüyor. Yalan mı bu? Doğru. Nerede bakanımız? Sayın bakanımız nerede? Sayın bakanımız bunları bilmesi gerekiyor ve bilmediğinden de eminim. Milli parklar belki de bizim ödediğimiz harçlarla iyi bir ekonomiye sahip oluyor ama bizim milli parklar bölgesinde girişimiz iznimiz bile yok. Bugüne kadar Avrupa'nın yaptığının %1'ini yapmadık. Ya geçen akşam Manyas'ta yemek yiyorlar. İki tane karabatak balıkçını izliyorlar. Hani lan kazlar ve ördekler nerede? Çıkaramadın mı makineden? Doğru. Makine dolu piyasada. Doğru. Avrupa bunu yapıyor. Yapıyor. Doğru. Ayıp. Evet. Ayıp. Evet. Ayıp, kendileri utansın. O 21 kişi orada utansın. Evet, bak kararlarını alanlar. Evet değerli yetkililer. Yazık şu avcı. Avcı hizmet istiyor. Verdiği paranın karşılığını istiyor. Bunun isyanıdır bu. Aha, ördeklerin yumurtaları. Evet arkadaşlar şuraya uzatalım hadi. Biraz geç kaldınız, size döneceğim. Biraz geç kaldınız. Balıkçılara toplatıyorlar. Jüri üyelerini saygıyla selamlıyorum. Ben Manu jüri Çağ... değil, burada avcılar var, siz varsınız yani. Evet. bizim meslektaşımdır orada arkadaş. Şimdi ben sadece Merkez Av Komisyonu'nun usul hatası yaptığını belirtmek için. Burada bizim giden delegelerimiz, bölge av bölgelerinde giden arkadaşlarımız veya orman içindeki kişiler, başta Orman Bakanı Müsteşarı. Bunların içinde normal şartlarda bir hukuktan anlayan kişi var mı? Ben bunu kısaca şöyle diyelim. 1 Nisan 31 Temmuz. Evet. Av sezonu yasak. Yasak, evet. 1 Ağustos 31 Mart. Evet. Burada usul hatası var. Benim mesleğim, ben 30-40 seneden beri bu işi yapıyorum. Genel kurulu yapıyorum. Burada olay şu. Yapılacak genel MAK kararlarında, genel kurulunda, toplantıda yapacağı bir şey var. Olay şu, ya 1 Ağustos dediğin zaman bir tane avı hiç olmasa usulen aç. 31 Mart'ta da
bir tane avı bırak orada kapat. Bu hukuk bilgisinden yoksun kişiler. Ben işte dediğim gibi bunu söylemek istedim. İkinci bir meslektaşım da orada Cihat Bey dedi ki damga vergisi dedi de. Onu şimdi burada canlı yayında onu damga vergisini yanlış anlarlar diye meslektaşım da bilir. Harçlar kanunu her yıl 31 Aralık'ta doğru belirli bir oranda artar. Ocak 31'ine kadar bunu ödemek zorundayız. Bunu belirtmek için saygı sunarım. Bunu teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Alkışlıyoruz arkadaşım. Evet, Adem lütfen orada bir arkadaşımız ısrarla mikrofon istiyor. Demirtaş Avcılar Kulübü Hasan Özek. Hoş geldin. Bu konuşacağım konu bütün arkadaşlar için şey olacak. Bu sene ben ceza yedim. Yetiştirme sahasına geldim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yani ceza yediğim yerde benden siz kadar. Yani burası serbest, ben orada ceza yedim. Her neyse yedik, cezayı da ödedik. Ama cezayı ödedikten sonra orada orman bölgede bana söylenen arkadaşlar, ben 30 yaşında ceza yedim. Aynı şekilde tekrarladığım zaman, bir sefer daha tekrarladığım zaman belgem elimden alınıyor. 30 sene içerisinde, yani düşünelim ben 30 yaşındayım, 30 sene daha ava gideceğim Allah ömür verirse. Bana bir sefer daha hak vermiş. Yani bu hak mıdır, hukuk mudur? Çok doğru bir noktaya değindin arkadaşım. Ehliyette ceza yiyor ama ehliyeti ikinci sefer iptal olmuyor. Birçok defa ceza yemesine rağmen ve başka konularda da böyle. Niçin avcıların elinden bu hakkı ikinci seferde alınıyor? Tabii ki haklısınız. Ya bir sene içerisinde iki sefer yaparım, alsınlar elinden. Ama 30 sene içerisinde, yani ben bilmediğim yerlere gidiyorum. Eskişehir Ava gidiyoruz. Yine sizin kadar mesafede yanılıp şaşırsam avcılık belgem alınacak elimden. Yani vermeyecekler bana. Bu konu hakkında bütün arkadaşlara... Sen yine de biraz dikkat et. Bu sorunları da birlikte çözeceğiz inşallah kardeşim. Bütün arkadaşların yeni sezonu hayırlı olsun. Şimdi bir arkadaşımız evet, size cevap verecek. Arkadaşımızın dediği çok doğru bir olay arkadaşlar. Bakın ceza yedikten sonra ormancı avcı ile karşı karşıya gelecek bundan sonra. Hele özellikle şu üç güne geldiğimiz için. Bütün arkadaşlar da burada hemfikir olacak. Şu üç gün olduğu için bu avlanma. Kimse ceza için ormancıya ne tezkere ne şey... Bizim avcılarımız hepsi karşı karşıya geleceğiz bundan sonra ormancılarla. Çünkü iki defa ceza yediğimiz zaman aynı suçtan evet tezkeremiz elimizden alınıyor. Avlanma belgemiz. Bu yüzden yani çoğumuz ya ormancıya bu işi karşı karşıya geleceğiz ya kavga niteliğine gidecek ya şeye. Üç günlük avcılık bizi buraya sıkıştırdı. Bu durumla çok karşılaşacağız. Arkadaşımız çok doğru söylüyor. Yani ya biz artık kaçmak demeyeyim şuna. Ya ormancıya gözükmeyeceğiz. Yani kendi kendimize bir şeyler üretmeye çalışacağız avcılıkla ilgili. Bu konu çok önemli arkadaşımızın dediği. Evet, evet, evet. Çok doğru söylüyor. Evet. Evet başkan. Yani avlaklarla ilgili sorunumuz var. Evet, Adem. Şimdi ben cevap verebilir miyim abi? Şöyle söyleyeyim. Aslında Tuncay abi, bilgiyi tamamlamak adına biz size söylediklerinizle müdahale ediyoruz. Bu soru cevap değil çünkü biz aslında aynı şeyleri düşünüyoruz, aynı sorunları yaşıyoruz. Bu anlamda sizin söylediklerinizi desteklemek adına Tuncay abi size bir şey anlatacak. Buyurun. Bu dönem avbis talimatına göre... En büyük sıkıntımız zaten. Şimdi, doğru. Siz doğru. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Konuştuklarımı atladınız herhalde. Aslında ben yanlış anlaşıldım burada. Ben Avbis'i biraz daha yumuşak anlattım. Avbis'e biz de karşıyız. Avbis'i... Onu birlikte şimdi, çözeceğiz. O bizi dikkate... Kota istemiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim ben de sizin sözünüzü. Doğru. Şimdi teşekkür bakın, ederiz. Cevap lütfen. Biz burada Orman Bakanlığı'nı temsil etmiyoruz. Biz de avcıyız. Dinleyelim. Anlatabiliyor muyum? Ben avcısı daha anlaşılabilir anlatmaya çalıştım. Hep birlikte bakın en büyük sorunumuz birliktelik, kalabalık. Bakın tüfek, silah sanayinin de bizlerin de sıkıntımız toplanamıyor olmamız. Şimdi biz dilekçe verdiniz mi Orman Bakanlığı'na? Vermediniz. Orman Bakanlığı şöyle
Orman Bakanlığı şöyle bir uygulama yapmış. Bu yıl iki avlakta birden kota alabiliyorsun. Ama aynı av için alamıyoruz. Ama aynı av için değil, farklı avlar için. O zaman bakın. şöyle söyleyeyim ben size. Telefon numarası verdim az önce, kaydetmediniz herhalde. Doğru söylüyorsunuz. Doğru, evet, bunu birlikte düzelteceğiz. Bunu arkadaşlar size şunu hatırlatmak istiyorum tekrar. Buradaki konuşmacıların tamamı avcıdır ve sizin hakkınızı sizlerle istişare ederek tespit ettiğimiz konuları konuşarak burada savunmaya çalışıyoruz. Ben bizzat komisyon başkanı olarak Ramazan'da Orhan Gazi'nin iftarına geldim. Orhan Gazi'de avcıları dinledim. Söylediklerinizin tamamına katılıyoruz. Hatta eksik söylüyorsunuz, bunu da biliyoruz. Ve içinize sığmıyor sorunlarınız, haykırmak istiyorsunuz ama lütfen sizden bu konuda anlayış bekliyoruz ve diğer arkadaşlara söz vermek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. İnşallah. Bekliyoruz. Biz toplanacağız, sizi de bekliyoruz. Tamam. Evet arkadaşım, devam ediyoruz. Merhaba. Herkese iyi akşamlar. Fethiye Doğan Avcılar Derneği üyesiyim. İsmim Mesut Can. Aynı zamanda Facebook Avcılar Kulübü Nilüfer temsilcisiyim. Bursa Nilüfer temsilcisiyim. Çok güzel, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi konuşmacıların hepsini dinledim. Hepsine teşekkür ediyorum. Verdikleri bilgilerden dolayı. İlk önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz Avbis'te düzenleme istemiyoruz. Avbis'in kaldırılmasını istiyoruz avcılar olarak. 70 İstiyor muyuz arkadaşlar? Evet. Hani ses? Evet. Avbis denilen sistem bizi dört duvar arasına hapsediyor. Biz avcıyız. Tutuklu değiliz. A yerinden kota aldın, B yerine geçemiyorsun. Oradan aldın, buraya geçemiyorsun. Bizi hapsediyor. Meralarımıza, kendi meralarımıza hapsediyor. Bu sene malum 3 güne düşürülmüş tekrar avcılık. Maalesef. Burada bir eksiklik de görüyorum. Federasyonlar olarak, konfederasyonlar olarak MAK kararlarına ben açıkçası tepki görmedim. Bilmiyorum tepki gören var mı? Hiçbir federasyon, hiçbir konfederasyon avcımızı burada desteklemedi. Avcımızın arkasında durmadı. Yani bu çok, yani kulüplerden bahsediyoruz. Küçücük küçücük kulüpler, koskocaman federasyonlar, konfederasyonlar bizi desteklemedi. Hatta bu MAK kararlarından sonra sosyal medyada yani hoş olmayan durumlar oldu federasyonlar arasında. Evet. Ben bunu tasvip etmiyorum avcı olarak. Yani avcının sorunlarının dinlenmesi ve birliktelik olup federasyonlar olarak bir çözüm bulunmasını istiyorum. Aynı zamanda buna ilave olarak tüfek üreticileri, fişek üreticileri, bunlar avcının sesini onların da duyması gerekiyor. Avcı olmazsa fişek üreticisi olmaz, tüfek üreticisi olmaz, sanayici olmaz. Hep beraber el birliğiyle bu avcıya bir çözüm bulunmasını istiyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ben de teşekkür ediyorum. Bu arada sizi desteklemek adına konuşmanıza katkı sağlamak istiyor İsmail Bey. Ya, buyurun. Şöyle söyleyeyim. Biraz yaklaştırırsan tabii, abi. Ben aşağı yukarı 40 senedir bu mesleğin içindeyim. Ben şu anda benim derneğim Muhtelif Esnaf'la Sanatlarla Derneği. Bizim kendimiz bir derneği bile yok. Evet. Şimdi ilk başta arkadaşlar, yani bir birliktelik, bir adım atılmış. Buna destek vermemiz lazım. Ama böyle sadece sözde lafta olan bir şey değil. Şimdi bir başkan olacak. Onun yanında ne bileyim bir avukatı olacak. Seni hocam gibi ne bileyim bir ziraat mühendisi olacak. Hocam gibi bir sosyolog olacak. Her kesimden bir şeyler olması lazım. Şimdi abim oradan gerçekten haklı olarak işte ceylan avlıyor, yapıyor, tamam. Avcının kalkıp da bugün bir yere gidip de kimsenin soğunacağı bir yer yok. Ama bir dernek olursa, bir şey olursa, avcı gelip de bir derneğe şey yaptığı zaman onun hakkını savunacak bir kimse yok. Ama bir avukat olursa onun hakkını savunur. Ama biz kanunu zaten bilmiyoruz ki. Kendimiz olarak bilmiyoruz. Nasıl hakkımızı savunacağız? Onun için ilk başta yapabileceğimiz en önemli şey kesinlikle ve kesinlikle birliktelik. Bunu da bir an önce atmamız lazım. Her geçen gün bizim aleyhimize işliyor. Yani çok doğru söylüyorsun ama birlikte olmadan hiçbir şeyi başaramayız. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, arkadaşımızın Fethiye Doğanköy'den gelen arkadaşımızın haykırışına katılıyorum ama bu arada yine Fethiye Doğanköy'ün
başkanının ve sadece o Doğan Köy Derneği'nin başkanı değil, diğer dernek başkanlarının da bize bu anlamda arkadaşımızın da İsmail Bey'in de söylediklerini ve bizim bu komisyonumuzun da amacına ulaşması, kuruluş amacı doğrultusunda başarıya ulaşması için önce dernekler federasyon olmak adına bizimle birlikte ortak hareket edecekler. Biz federasyon olacağız. Kendi başkanımızı seçeceğiz. Sesimiz daha gür çıkmaya başlayacak. Böylece sizlerin haklarını protokollarda da temsil edilerek daha fazla birey desteğiyle savunmaya gayret göstereceğiz inşallah.